Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, söz verdiğimiz üzere Yüce Allah'ın izniyle yine hep beraberiz. Çok keyifli sohbetler yapacağız. Bugün vallahi hem güleceğiz hem düşüneceğiz. Kıymetli kardeşlerim, geleneğimiz olduğu üzere bugün yine yoklamayla başlamak istiyorum. Konuk oyuncularımız var. Akit Medya Grubu. Makara yapmayacağım onlarla. Beraber ekmek yedik, sofra kurduk. Ama söyleyecek kelamlarım var onlara. Yine konuk oyunculardan Düşkün Abdülkadir'i. Düşkün Abdülkadir'i bugün kısa bir dakikalığına aramızda alacağız. Süslü sülü. Süslü sülü. Aslan sülü. Kaplan sülü. Seninle özel işim var. Seninle biz artık hayretlik olduk. Vallahi ayrılmayacağız. Bugün en büyük işim seninle. Pamuk Ören, orada mısın? Allah'cığım Pamuk Ören. Tamam. Çakma solcular, orada mısınız? Tamam. Orijinaller başüstü. Çakma gazeteciler, çakma yorumcular, o televizyona çıkan dümenciler, paketi nasıl indiriyorsunuz onu anlatacağım. Sahtekarsınız lan siz. Ulan adam değilsiniz daha. Büyük sahtekarsınız siz. Sizde ne işin var? Çakma yorumcular, he? Analistler. Doğu dayı, Doğu amca. Eyvallah, tamam. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bu Süleyman yine çok saygısızlık yaptığı için müsaade ederseniz onun tek ayak cezasını bitirmeyeceğim. O şu kenarda gruptan ayrılıp tek ayak üstünde kalsın. Müsaade ederseniz. Sülü! Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Arkadaşlarımız bana hep diyor ki ya neden hep 40 yaş altındaki insanlara sesleniyorsun? Bizim işimiz bitmedi. Biz de genciz. Biz de bu ülke için iyi şeyler düşünüp yapmak istiyoruz. Siz misafirsiniz. Ben de misafirim. Ama vallahi tüm anlattıklarım 40 yaş altındaki arkadaşlar için. Kıymetli kardeşlerim, biz televole denen bir zehri içmiş insanlarız. Ömrümüzün 15-20 senesi televole denen bir şeyle geçti. Ve insanlar ona çıkmak için para veriyorlardı. Vallahi diyorum bak inanın. Akıl sağlığı yerinde olan bir insanın bırak dinlemeyi ben de dinledim. Bak o seyirden alanlardan o. Bizden bir şey olmaz. Bizden olsa olsa çöp olur kardeşlerim. Vallahi diyorum masanıza oturtmayın. Şaka yapmıyorum. Biz sadece aklınızı karıştırırız. Biz değil mi o televoleleri her gün olsun diye 4-5 saat televizyonun başında onları izledik. Bir de millet para verdi oraya çıkmak için. İnanın diyorum. Ya bir örnek vereyim. Can Ataklı. Mesela ya adamın tarzı var, şekli var, şimali var. Tanışmıyoruz ama yani bir tipli var. Ya ondan etkilenmiş ya. O da işte o kuşaktan. O da seyredenlerden televoli. Şimdi bir haber yazmış. Sedat Peker'in yurt dışına neden kaçtığını açıklıyorum. Hani meşhur olmak isteyen popçular böyle bir şey kasarlar ya takipçi kasmak için. Ya koskoca adamsın Can abi ya. O yaptığın haber nedir? Öyle rezalet mi olur? Olmaz. İşte bu yüzden diyorum. Bizim hepimizi kaldırıp çöpe atacaksınız. Bizden bir şey olmaz. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, bizim sizinle bir sözlü akdimiz vardı. Artık bu sözlü akdimizi ete kemiğe büründürmenin zamanı geldi. Artık zaman geçti, birbirimizi tanıdık. Bu işten büyük kârı olan sizsiniz. Ben küçük kârı olanım ama benim de kârım var. Benim kârım ne? Kişisel gelişimde aslan avlamak diye bir şey vardır. Hayatında büyük bir başarı yakaladığında geçmişte yaptığın ufak tefek hatalar bir anda unutulur. Gündem dışı olur. Cezaevi falan onlar komik şey. Ben onlarla ilgilenmiyorum. İnsanların algısındakini söylüyorum. Hak etmediğim şeyleri yüklediler bana.
Bu hikayeyi başarıyla neticelendirirsek ben aslan avımı tamamlamış oluyorum. Kişisel gelişim böyle tarif ediyor. Yani bu nasıl? Okula gidiyorsunuz, öğretmenin sana diyor ki senden hiçbir şey olmaz, senden hiçbir halt olmaz. Büyüyorsun, bir başarı yakalıyorsun, öğretmenin diyor ki o kadar akıllı, o kadar başarılı, o kadar iyi bir çocuktu ki diyor. Annem babam bile seni farklı anlatmaya başlar. Bu işte benim karım bu. E diyeceksiniz bizim karımız ne? Anlatacağım da, hepsini anlatacağız. Öyle akit yaptık. Sizin karınız, ben size ülkede nasıl para çalınıyor? Belediyelerdeki rüşvet sistemi. Evet, alt dernekler var. Anlatınca var ya kafayı yiyeceksiniz. Ya böyle profesyonel hırsızlık mı olur diye. Devlet ihalelerinde de taşeron sistemi. Ben bu ve bunun gibi hikayeleri size anlatacağım. Siz bir nesil sonra zaten iktidar size geçecek. Ülkeyi siz yöneteceksiniz. Bütün hırsızlıklarını, yasal, gayri yasal, gayrimeşru her şeyi anlatacağım. Siz geldiğinizde çok kolay. Artık bu teknolojide inanın masrafı da yok. Ya diyeceksiniz ki kafanız, bu kadar adam niye engellemiyor? Ya engellemek istemiyorlar ki kardeşim. Hiç kimse, ya belediyeler nasıl soyuluyor ben size anlatayım mı? Bak engellemesi de çok basit. Ama hepsini bugün anlatmayacağım diğer olayları. Bugün belediyeleri anlatacağım, taşeron hırsızlığını anlatacağım. Çünkü akdimiz var, akdimize sadık kalacağız. Hepsini parça parça anlatacağım. Şimdi bir belediye başkanına rüşvet vermeye gittiğinde adam huylanıyor. Senden parayı almıyor. Ulan ya bir kelek yaparsa, ya kamera varsa, ya gizli kayıt yapıyorsa, ya ses kaydı varsa. Diyor ki bizim bir derneğimiz var. Şu alt kuruluşa, derneğe bir gidip diyor oraya şu kadar yardım yap. 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon. Sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. İşte hayır işi için o dernek diyorlar. Hiç kusura bakmayın belediyeciler. Biz akit yaptık. Söz verdik doğru konuşacağız. Şimdi sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. Sen kaçak kat çıkıyorsun artık. Ne yapıyorsan, ne yapmak istiyorsan onu yapıyorsun. Hani Sülün'ün akrabası var ya Ankara'daki. Onun yaptığı işlerin bu belediye aksanı. O dev olmuş. O bakanlar, makamlar, genel müdürler o herkesi yönlendiriyor. Benim anlattığım belediyelerdeki sistem. Şimdi sen parayı oraya yatırdın ya, belediye başkanına gitmedi diyeceksin para veya ekibe. O ne yapıyor? 100 bin liralık bir iş var. Birine diyor ki, arkadaşı, en güvendiği arkadaşı, 1 milyonluk fatura kes diyor. Ona 1 milyon liraya işe veriyor zaten. İstediği insana verme gibi bir saçma bir şey var. Onu da siz kaldıracaksınız. En iyi teklif veren ihaleleri alması lazım. Sonra o 1 milyon liralık işi alıyor ama 100 bin liraya yapıyor. Ona 100 bin lirayı veriyor. Bir 100 bin de diyor işte vergi mergi ufak tefek çıkarsa 800 bin lirayı kılçıksız alıyor cebe ittiriyor. Bak şaka yapmıyorum. Ve hiçbir polis takibatında neden ceza almıyor? Sonunda beraat ediyorlar sistem bunun üstüne. Ama kankası eskiden beri birbirini tanıyorlar direkt alıyor. Taşeron sistemi nasıl onu da anlatayım. Bunlar bir ufak hamleyle değiştirilir. İnsana değil. İnsanın karısına zaafı olur, çocuğuna zaafı olur. Onu etkileyip seni yönlendirebilirler. Sistem kuracaksınız siz. Ama bana aslına bunu bana yaptıracaksınız. Ben de size hepsini de anlatacağım. Taşeron işi nasıl? Şimdi hep diyorsunuz ya beşli çete, onlu çete. Şimdi onlara ihaleyi veriyorlar. Kaçta? 1 milyar dolar. Tamam. Şimdi bunlar... Siz zannediyor musunuz bunların işçileri var, osu var, busu var? Yok. Bunlar alt taşeron sistemi var. Taşeron. Bunlar taşeronlara veriyorlar. Taşeron anlaşıyorlar. 1 milyara kendi alıyor. 400'e taşeronlara veriyor. 600 kılçıksız bu tarafta. 600 milyon dolar. Evet. Alt taşeronun da alt taşeronu var. Samimi söylüyorum ya. Rezalet. Komedi. Tüm sistem bu şekilde çalışıyor. O alt taşeron ne yapıyor? En son o taşeronun da bir altı var. Onlar da o kamyonların, mamyonların sahipleri var ya. Onlar da yolunu buluyor da. Onlar emeğinin karşılığını buluyorlar. Ama ortadaki barem ne kamyon ne o ne bu göstermelik var. Ama hikayenin tamamı böyle.
taşeron sistemini kaldırdım diyeceksin. İhaleyi açacaksın, telefonla bile adam ihaleye girecek. Banka tüm evraklarını hazırlayacak. Artık teknoloji çağı zaten. E madem taşeron bunu yapabiliyor kardeşim, en alt taşeron, maliyeti bunun 200 milyon, niye devletten 1 milyar çıkıyor? E bu para nereye gidiyor? Şimdi bu para sizde kalınca asgari ücret kaç lira? 2,5, 10 bin lira para olacak. Her yer para olacak tabii. Devletin parasından çok dışarı çıkıyor. Ama bak akdimiz var. Beni de, peki siz benim için ne yapacaksınız? Tamam, onu anlatacağım. Namuslu gazeteciler var ya, ben boşa konuşmam. Bir şey konuşuyorsam bana inanın. Beni size, sizi de başkasına mahcup etmem. Diyorlar ya, ya Sedat Peker'den dediği doğru çıkmaya başladı. Lan bir tanesi yanlış çıksın evimi keseceğim diyorum da, anlamıyor musunuz? Siz gazeteci, şimdi korku iklimi var ya, kırıldı gerçi de. O korku iklimini aşmak için gazetecilere cesaret vermeniz, namuslu olanlar, öbürlerini salla. Onlara cesaret verin. Siz onlara cesaret verince muhalefet partilerinin içinde böyle atarlı yürekli tipler var. Onlara da coşkuyu verince baskıyı kurun, bir oy vermeyiz. Hop bir gidecekler. İktidar keşke açsaydı. Açmıyor ya. Açmasına gerek kalmayacak. Bütün her şey tık 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 ortaya çıkacak. Mesela ne dedik? Bütün hepsi ortaya çıkmaya başladı. Engin Sigorta, Süleyman diyor diye ben o poliçin sesini çok seviyorum, uyuyorum sesli sili. Lan şirketin %5700 büyümüş, 57 kat büyümüş. Ulan dünyanın neresinde böyle bir şey var? O poliçenin sesine ben de uyurum. Herkes uyur. Erdal Baba'ya araba 20 sene evvel sana getirip sigortalattığında Erdal Baba diyordum. Şimdi Erdal Baba lazım değil ki. Bütün holdingler sende. Poliçe sesi. E uyuyorsun tabii de. Resul de oradan... Ya seni bugün sili var ya. Allah'a yemin olsun. İğnenin deliğinden geçireceğim seni. Kibrit kutusundan alıp. Bugün senin son günün. Bugün senin son... Hem yüce divana gideceksin. Yargılanacaksın, cezayı alacaksın. Hiçbir şansın yok. Anlattıklarımın atlığını da hazırladım. Parça parça koparacağım. Delillerin de bende. Seni bitireceğim. Madem ben suç örgütü lideriyim, sana yurt dışına gitmeden önce odanda çağırıp misafir etti. Doğru, oraya geleceğiz. Sülü, bekle beni. Akdimiz akit kardeşler. Anlaşmamızı yaptık. Kardeşlerim, bir de ben böyle aile var. 3 tane ufak çocuğum, 2 tane oğlum, 2 tane de arkadaşım. Lan biz bir yere gidiyoruz ya. Lan bunlar nereden öğreniyor diyor. Lan kardeşim nereden öğreniyorlarmış biliyor musunuz? Bu internette bir program varmış. Saçma sapan her şeyi okudum, her şeyi biliyorum çocukluktan beri ama yaş geçmiş herhalde ya, teknolojiyi yakalayamıyor. Bu görselleri, görüntüleri bilgisayara yüklüyorlar. İnternete hangi oteldesin neysin eşleşme yapıyormuş. Bu yüzden artık arka fonlarda böyle zevksiz şeyler yapacağız. Kusura bakmayın. Yoruldum kardeşim. Vallahi gecenin samimi söylüyorum biri. Yollarda çocuk çocuk geldik, yeni bir yere yerleştik. Epey bir yol geldik. Vallahi size bir şey söyleyeceğim. Bugün muktedir olanların çoğu, yaşları çok olanlar ölür. Yaştan. Ama onların çocukları, onların torunları benim yaşadığımı yaşayacaklar. Nereden mi biliyorsun? Bu ülkede ne yaşanacaksa hep söyledim. Çocukluk arkadaşlarıma sorun. Orta Doğu'da yaşanacakları 25-30 sene evvel söyledim. Çin'in yükselişini, Şanghay Beşlisi'ni anlattığımda Türkiye'de kimse Şanghay Beşlisi'ni bilmiyordu. Evet. Vallahi gezecekler. Ben tecrübeliyim. Ailemi de korurum, kendimi de korurum. Sistematiğim var, aklım var, beynim var. Onlar sudan çıkmış kuş gibi olacaklar. Çünkü hayatları boyunca 20 senedir bir iktidardalar ya. Yemin ediyorum buralarda değil, dünyanın her yerinde bu rezilliği. Nasıl FETÖ'cüler yaşadı, onlar da yaşayacak. Zalimleştin mi? İşte diyorlar ona istihbarat yardım ediyor. Lan mal, ulan beyinsizler, ulan çakma yorumcular.
Mossad CIA'ye mi aldı bilmem kim. Ulan onlar bana yardım etse demezler miydi? Fon arkada sabit bir yerde. Video çek. Bilgisayarda böyle program var, yerini tespit ederler diye. Namussuzsunuz ulan siz. Şerefiniz yok ulan sizin. Bir tane çocuk internetten yazmış. Her şeyi okurken orada gördüm. Abi diyor yerini böyle buluyorlar diyor. Ne oldu lan bizim Mossad'ın yardımı CIA'den, buradan istihbaratından? Gerçi yolculuğu yaptık, uzaklaştık. Göreceksiniz. Ulan sizi dayınızdan küçük edeceğim. Sizi iğnenin deliğinden geçireceğim. Dünyayı yakacağız dedi kardeşlerim, değil mi? Nasıl, yanıyor mu? Yanacak. Dönen kahvedir. Ya bana bu dünyada... Şimdi bir şey anlatacağım. Benim psikolojimin bozuk olduğunu düşüneceksiniz ama ben zaten hiçbir zaman benim psikolojim iyi, ben çok normal bir adamım demedim. Yani şu anlamda psikolojim iyi, normal görünüşlü bir adamım ama sinirlendiğimde öfke kontrolü kaybediyorum. Şöyle anlatayım. Mesela ufak erkek oğlum Boğaçan 12 yaşında, 10 yaşındaydı. Şimdi 12,5 yaşında. Kardeşlerini ağlatmış ama nasıl bir ağlama? Birden kontrolümü kaybettim. Kızlarımı ağlatıyorlar ya. O an elimde çatal vardı. Bir fırlattım buna. Tabii annesi Muğlalı. Kibar, centilmen, iyi insanlar. Yani onlar böyle çok şey, bizim gibi değiller. Bahşi değiller. Tabii çatal saplandı. Boğaçan'ın gözleri böyle. Annesi zaten ayrı bir dünyaya gider gibi oldu. Aklı çıktı yerinde. Baba dedi, ben seni oğlum değil miyim? Çatal burada böyle duruyor. Kalın o çatallarda. Şimdi düşünüyorsunuz, merhamet edip hemen gittim oğlum. Yemin ederim ilk kelimem, bir daha onları ağlatırsan seni öldürürüm dedi. Ben erkek çocuklarımda baba olduğumu hissetmedim. Duygusuz oluyorlar. Ben baba olduğumu kız çocuklarımda hissettim. O sebeple. Kendi 10 yaşındaki oğlumu kör olmasını göze alıp o çatalı ona fırlattı. Düşünün. Ona onu yapan, ona silah çekenlere daha ne yapacak? Ya plan var, program var lan plan. Allah'ın planı var. Allah istedi lan böyle olsun. Bu dünyada bir buna dayanamıyordum, bir de bana. Ben bu dünyada iyilik yaptıysam da, kötülük yaptıysam da vatan sevgimi olan safhane inancımdan yaptım. Vatan sevgim. Ve benim bu dünyada hiç başka bir şeyim yok. Olan tüm paramı dağıtırım. Herkes bilir. Nietzsche ve Pan'ın Pardiyanlardaki gibi. Macerayı severim. Ama vatan sevgisi ödün vermem. Ve bana ajan dediniz. Beni bu dünyada delirtecek iki şey vardı, ikisini de dediniz. Allah kaderini yazıyor. Siz Mossad'ınızız ya, anladın siz. Onların da kafası karışık. Tam planladığım gibi. Herkesin kafası karışık. Benim kafam net ama. Yaptığım her şeyi biliyorum. Dakika dakika, ana, saniye saniye. Olabilecek gelişmeler, risk. Bütün hepsini planladım. Planlıyorum. Her gün de planlıyorum. Allah belanızı verdi. Artık ahiretlik oldu. Beni öldürmeden kurtuluş yok. Bir de diyorlar ya, işte Türkiye'den MİT gelecek. Niye lan MİT'teki kardeşlerimizi katıyorsunuz? Yiyorsa siz de adam diye televizyona tartışmacı diye çıkıyorsunuz. Var mı lan? Gelin. Siz hepiniz ben tek. Var mı? MİT gelecek, o gelecek. Lan niye onu oğlum katıyorsunuz? Bizim MİT'le ne işimiz var? Ben devletin aleyhine ne söyledim lan? Hırsızlık yapanları söyledim. Devlete bağlı olmayan Sadat diye bir kuruluş ve şu an orada yapılan ticaret, Sadat tarafından gönderilen silahlar. Devletin burada yargılanacağı tek şey, hukukçuyuz diye konuşuyor çakmalar. Sınır güvenliğini sağlayamadığı için, üstüne düşmediği için 300-500 bin euro para cezası. Zaten her gün para cezası ödeniyor. Öbür olayda, lan ben devlet bu işi organize etti devlete. Kaseti var onun için.
Çocuğumu kandırıp işlerin içine sokmuşlar dedi. Uyuşturucu. Devletle ne ilgisi var lan bunun? Kahpesiniz lan, kahpe. Hainmiş. Ulan siz köpeksiniz lan. Nasıl köpek olduğunuzu da anlatacağım. Gerçek köpeksiniz. Siz kemiklik köpeksiniz. Kardeşlerim. Şimdi yavaş yavaş hem konulara girelim hem şey yapalım. Anlatacağım konuların hepsi önemli. Ancak en son Süleyman'la ilgili anlattığım bölüm. Orada lütfen 2-3 kere başa alıp dinleyin. Sezgin Baran Korkmaz, Süleyman, Veys Ateş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Soylu'nun organizeden sorumlu genel müdür yardımcısı yaptığı Resul Hor, Ankara Emniyet Müdürü Sermet, bir kişi daha, onu da söyleyeceğim. Bu çok önemli. Söylediklerimden biri çıkmazsa bileğimi keseceğim. Zaten siz baskı yaptığınızdan tak diye çıkacak. Başka şansları yok. Yüce Divan direkt. Anlatacağım. Ahiretlik. Yaktım seni. Kibritten çıkarıp inleri deliğinden geçireceğim seni. Kardeşlerim. Akit TV'deki eski dostlarımız bizi şey yapmışlar. İşte ajan, aydınlıkla aynı haberi çıkmışlar. Zaten habere dikkat edin. M'ye, F'ye, U'yu kafadan atıyorum. Harfleri hatırlamıyorum. Deli bunları ya. Ben inan. Ulan sonra düşündüm. Bunlar şimdi büyük bir operasyona girecekler. Tabii böyle insanları tevkif, gözaltı. Büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bir tarafta Amerika, bir tarafta o CIA, CIA, onlar bunlar. Tabii. Santuzu'dan uyguluyorlar. İyi bir komutan en kötü şartlardan da kar elde etmesini bilendir. Şimdi bu durumu lehlerine çevirmek için kriz masası kurdular. Ama bilmiyorlar. Karşılarında ne var? Siz bir tek Santuzu'dan biliyorsunuz. Ama ben çocukluğumdan beri hepsini biliyorum. Şimdi o verdikleri baş harflerle ilgili de sorguda itirafçı oldular. Sedat Peker'in CIA ile arasını ben buldum. Bak, bu öbürü de Mossad'dan, öbürü de ondan. Ama iş patladı. Lan aptalsınız lan. Ulan Sülü, fındık kadı beyninden cumhurbaşkanı olmaya kalktın bu ülkede. Beni satmasaydın olurdu. Vallahi. Bir de bazıları diyor ki ya sen bunları biliyordun niye anlatmadın lan? Anlatmadım oğlum, manyak mısınız siz? Anlamıyorsunuz mu lan? Benim yaptığım işler daha karışıktı. Ben anlatmadım. Lan sen her gördüğün şeyi herkese anlatıyor musun? Evimin düzeni bozulur. Çocuklarımdan ayrı. Oh, bu bin tane sebeple. Belli bir nokta var, yangın yeri. Ben o noktaya geldim. Allah sizi getirmez. Benim geri dönüşüm yok. Yakacağım. Bu kadar. Ajan he? Şimdi bu Akit TV'nin haber yazı işleri müdürü var, Murat Alan. İyi bir adam. Dalga geçmeyeceğim. Vallahi iyi bir adam. Şerefli bir adam. Genç bir arkadaş. Sadece bir şey diyeceğim. Kardeşim, sen saldırıya uğradığında hastaneye ilk gelenlerden biri ben değil miydim? En sevdiğim silahım 45'lik koltuğumu çıkarıp sana verip seni çocuğunun yanında dövdüler. Bir baba çocuğunun yanında dayak yememeli. Bir daha gelirlerse Murat hepsini vur. Seni cezaevinde ben bakacağım demedin mi kardeş? Ya kardeşim biz göz göze baktık. O kadar muhabbet ettik seninle. Lan din tarihinden her şeyden konuştuk. Ve sen yazı işleri müdürü oldun. Ve ben senin çocuğun için bu duruşu sergilerken benim çocuğuma yapılandan başlayan ulan bu olayı buraya ben mi getirdim? Diki dikine gidip artistlik suç örgütü. Göreceksiniz de suç örgütünü. Ulan hepinizi sokacağım. Sen hariç Murat. Senin kalbinin temiz olduğunu Allah'a yemin olsun biliyorum. İnancında samimisin.
Ama diyebilirdin de, bu adam her şeyi yapar da. Ulan ajanlık ne de diyebilirdin de. Bu nasıl bir ayıp ya? Ben ajanı. Ulan diye oğlum var ya. Beni öldürseniz de kurtulamayacaksınız. Yüce Allah'a yalvarıp mezardan çıkıp geri geleceğim lan. Hepinizle rüyalarında uğraşacağım. Ya bu haberi yapıyorsunuz lan. Elinizde bir tane kayıt var mı benim ajanlık yaptığıma dair? Şu kadar ajan koruyor diyorsunuz lan. Sayısını saymışsınız. Namussuzluk niye yapıyorsunuz lan? Bir resim yayınlasanıza. Şu şu ajan mı bu ajan diye. Ulan kahpesiniz ya. Ya Şevki hocam ya. Atatürk'le ilgili düşüncelerin hariç. Ya çocukluğumdan beri senin kasetlerini dinledim ben. Ya cezaevinde yatarken çoluğumun çocuğumun rızkını dershaneler yapıyorsun diye yurt dışından çocuklar getireceksin. Onlar Kur'an bülbülü olacak. Emri bil marufa hizmet edecek diye çoluğumun çocuğumun parasını yolladım ben. Ya diyemedin mi bundan ajan olmaz, ben bu adamı tanıyorum ya. Her şeyi yapar onu yapmaz diyemedin mi hocam? Kardeşlerim, ben Ebu'l Vefa Hazretlerinin türbesine çok giderdim. Fatih Sultan Mehmet Han'la Ebu'l Vefa Hazretlerinin birbirini hiç görmemiştir. Demek ki maalesef 50 yaşına geldik. Bu yaşa kadar dost bildiğimiz her şey bir kelime ya, ajan. Ulan bir özür beklemiştim arkadaşlar. Ulan olayı buraya siz getirdiniz. He diyorlar ki işte Tayyip abiyle yüzleşirken devlet aleyhine. Lan oğlum biz kahpe kursağında büyümedik. Biz Meryem Ana'nın kursağında büyüdük. Ben Tayyip abiye konuşurken devleti zarara sokacak hiçbir şey söylemeyeceğim. Ölürüm söylemem ama benim pislik olmadı mı? Eğer ben pisliksem de bu pislik silsilesinin en alt seviyesinde benim olduğumu herkese anlatacağım. Bu da benim hakkım. Açık kaynaklarla da yandan delillerle de dediklerimin hepsini tek tek kanıtlayacağım. Konuşurken saygısızlık da yapmayacağım kendisine. Olmaz. Namus diye bir şey var. Olmaz. Kıymetli dostlarım, bize bir Doğu Perinçek var. Aslında çok kibar, beyefendi bir adam. Bak yemin ediyorum. Konuşunca böyle çok nezaketli. Ama psikolojisi bozuk. Bak vallahi diyorum. Biz bunun yanına ne zaman gitsek böyle oturtturur, bir şey ikram eder. Böyle çok saygılı da bir adam. Su uzatır, bir şey yapar. Yani siz de o saygısından dolayı ona saygı gösterirsiniz. Oturdunuz masaya, yandınız zaten. Cia böyle yaptı, Cia şöyle yaptı. Cia böyle yaptı, Cia. Ya ben zaten takıntılı adamım. Benim mantığıma göre lafın tamamı deliye anlatılır. Ana başlıkları vereceksin, karşı taraf dolduracak. Bu böyledir. Ya Cia böyle yaptı, Cia şöyle yaptı. Ben mahkemeye gitmiyordum. Bir tanesi vardı, Atatürk ulvi ışık gibi gökyüzünden bakıyor. O insan değil, bir enerjiydi. Ya Atatürk'e ben hizmet edenlerin hayatını biliyorum. Hizmet edenlere hizmet edenlerin hayatını da okudum. Ve çocukluğumdan beri annemin tembihinden deli gibi seviyorum. Can hocasının kızı Radikal Sünni annemin tembihiyle seviyorum. Babam da çok severdi ama bana annem işledi. Ya ama ulvi ışıkmış gökyüzünde. Ya Ergenekon davasında çok kaliteli insanlar vardı ama deli potansiyeli yemin ediyorum çok yüksek. Şimdi Çin iyi, Cia kötü Amerika. Çin'i ya bana ne Çin'den Amerika? Son bunalım geçirirsiniz ya. Şimdi yaşı büyük. Diyor ki Mossad'ın kucağına oturmuş. E şimdi ben lafı bir koyarım sana. O yaşında 80 yaşında utanmayacak mısın? Utanmayacak mı da söyle de. Ben sana koymayacağım lafı. Argo yapmayacağım. Sen koskocaman çocuğun var, akademisyen ya. 80 yaşındasın, git torun torba seviyor. Ne bu hırs hırs? Cia yaptı lan, bırak Cia'yı zaten.
Hollywood filmlerinde yapıyor, CIA neler yapıyor dünyada, her entrikayı çeviriyor. Zaten herkes biliyor, CIA, CIA. Lan bir dur! CIA kötü Çinliği, CIA. Ben dava açmış, ülkücü katili demişim diye. Ülkücüleri sen gazetende manşet yapmıyor muydun Doğu abi? 3 gün geçmeden sonra hepsini şehit ediyorlardı. Diğer sol fraksiyonlardakini gazetenin manşet yaptığında kaç gün yaşıyorlardı? Ev adresi ne kadar veriyordun? Hepsini öldürüyorlardı. Yani hangi yüzle dava açıyorsun sen? Ya bir söyle, ben de bileyim. Daha ajan, ajan. Ya PKK kamplarını ziyaret etmişsin. Elinde çiçek veriyorsun. Şimdi PKK'yı şöyle yapacaksın. Ya senin o elinde çiçek verdiğin çocuklar şimdi PKK'yı yönetiyor. Var ya resimleri. Ben gazeteciydim. Mehmet Ali İbrahim gitti röportaj yaptı. Sen gittin çiçek verdin, lokum verdin. Ya bir de bunlarda böyle bir hastalık var. Binali Yıldırım, beyefendi bir adam. O uyuşturucu işinde değil dedi. Eski başbakan. Değerli bir insan dedi. Oğlunu korumak için alana o çıkmış. Ya Sayın Başbakan, senin oğlunu korumana gerek yok ki. Neden? Adam 15 senede kaç milyar dolarlık serbest yapmış, servet. Biz sadece Hollanda'daki ayağını biliyoruz, Hollanda devleti açıkladı diye. Diğer ülkelerde kaç milyar doları daha vardı? Evet. Ya bu adam süper dahi olmasa 10 senede 3-5 milyar doları nasıl kazansın? Millet 3000 dolar kazanan bir adam 3 milyar dolar kazanmış ya. Ya bıraksana çocuğun seni gerizekalı mı? O konuşsun. İşte böyle yapınca şaibe büyüyor, herkes inanıyor. Yok, kit getirmiş. Hele o düşkün Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Yok sen de gerçekten delisin ya. Ya hangi gurursuz, hangi onursuz, hangi aşağılık, hangi pislik bir insan 150 kiloluk bir adam Venezuela'ya kit getirirken Cumhuriyet Gazetesi gümrük kayıtlarını patlattı, kit gitmemiş, torbayla getirdi lan. Bu nasıl bir onursuzluk lan? Bunu kim diyebilir lan? Bak Neyzen Baba, sen, senin gibi gazeteciler, çakmalar, düşkünler, bir de o sahte yorumcular var ya. Bir de hep bana diyorlar ki Neyzen Baba'dan oku. Kardeşim, küfürsüz olanları okudum, bu sonuncusu. Geri kalan küfürlü ben hepsini biliyorum ama ayıp o bunlar. Bak ne diyor düşkün. Neyzen Baba ne diyor bak. Allah diyor senin hamurunu necasetle yoğurmuş. Senin diyor suçun yok ki oğlum. Anan seni tuvalette nokta nokta yaparken yanlışlıkla doğurmuş. Lan hiç utanmadın mı onu yazarken ya? İnsanlığın bittiği, onurun, şerefin, her şeyin bittiği öldüğü an lan sen şerefi, onuru öldürdün lan. Ulan bunu yaz deyip kafana gülle vursalar, ulan yazmam. Yalan da bu kadar yalak değilim demen lazım lan senin. Ulan bir kendinize gelin, insanlığınızı kaybetmişsin. Lan ben suç örgütüyüm. Tamam. Ulan siz insan değilsiniz. 150 kiloluk adam pazar filesi. Bir de diyor, bu da diyor, MİT gelir kafasına sıkar. Al silüğü gel. O tartışmacılar var ya, çoğu da eski asker. Hadi. Siz hepiniz benden. Yiyen gelsin. Yok. MİT gelecekti. Ya kıymetli dostlarım. Parayla adam öldüren kiralık gruplar var uluslararası. Onlarla görüşüyorlar. Bir Arnavut, bir Sırp grup, onlarla görüştüler, bir de Rus grup. Tabii geçmişte benim hayatım hep insanlara iyiliklerle geçti. Bir türlü aynı dakikada tak tak her şeyi nasıl biliyorum, öğreniyorum diyorsunuz ya. Çocukluğumdan beri hep iyilik yaptım. Her kesimden insanım.
Bir tane Hadepli ben cezaevlerinde bana mektup yazan herkese elektronik kol, elektronik bacak yaptırıyordum. Bir tanesi mektup yazdı. Ben dedi siyasi. PKK şeyi dedi, bir cezaevindeydi, İzmir tarafında zannediyorum arkadaş. Çocuklarım dedi gelince onların yanında ayaklarımın üzerinde çıkmak istiyorum. Ayağı yoktu zannediyorum. Ben oraya doktor arkadaş yolladım cezaevine. O arkadaşın ayağını yaptı. Bizim yanımızdakiler dedi ki, ya dedi böyle böyle o dedi bunlardan dedi. Kimden olduğu dedim önemli değil. O adam da ölmedi yaşıyordur. Çıkar ortaya söyler. Her insan çocuğu cezaevine ziyarete gelince ayağı yoksa mekanik bir ayakla da olsa onun yanında dik durmaya hakkı vardır dedi. Ulan biz düşmanlarımıza bile böyle mert davrandık. Ulan kahpesiniz siz. Adam değilsiniz ulan siz. O adam sonra bana tali oldu, mektup yazdı. Hiç unutmam. İzmir tarafında. Bir de şimdi şey var. Bunlar bir ekip kurmuşlar. Bu ekibin de başında var. İçinde işte harp sanatı denir. Psikolojik harp sanatı. Beni etki altına almak için yavrum şeyleri yaptırıyorlar. PKK. Senin yaptığın şeyi beğendi. Neyi beğendi PKK benim yaptı? Sözlerini. Hiç diyor sen bu hallere düşecek adam mıydın? Bana. Beni iç dünyamda psikolojik harbe sokacaklar. Lan oğlum siz manyak mısınız? Ben Süleyman'ın doktoruyum lan. Doktor Sedat. Oğlum geçen bölümü anlattım ya. Lan ben bu yolları yer miyim? Bak kardeşlerim size bir kitap önereyim. Vedat Türkali'ni. 12-13 sene önce okumuştum. Bir tane sol siyasi mahkumu, sol siyasi insanın yanlış hatırlamıyorsam matbaacılık yapıyordu. Bir aşk hikayesi var. Onu adamın adını çıkarıyorlar polis ajanı diye. Kitap güzel kitap okuyorsun. Bazı kitaplar vardır böyle güzel diye okursun. Öyle bitecek zannedersin. Kitap biterken böyle bir koyar beynine. Kendini kaybedersin böyle astım krizine girmiş gibi titremeye başlarsın. Bir anda böyle gözlerin, hayalin sarsıntıya geçer. Öyle olmuştum ben o kitapta. Vedat Türkali'nin Bir Gün Tek Başına. Güzel bir kitap. O dünyayı anlamak için o tarz, o dünya görüşüne sahip olan eski mahkumları özellikle çok iyi. Şimdi onlar beni bunalıma sokmak için. Tamam. Ben size o zaman şimdi anlatayım. Biz Ergenekon'dan cezaevinden çıktık. Daha ikinci gün. O Trabya'nın oralarda bir yerde oturuyoruz. Size yemin ediyorum. Şerefim onurum üzerine. Bir düğün konvoyu geçiyor. Arabaların üzerinde PKK bayrağı vardı. Bir tane de değil. Kaç tane? İstanbul'un içinde şeref, namus. Üzerine yemin ediyor. Uzun süre cezaevinde yattığım için onu dedim ben galiba deliriyorum. Lan biz nasıl bir yere geldik dedim. Lan ben çıktığımda Türkiye böyleydi. PKK'ya yakın aşiretlerin çocukları gece kulüplerinde en iyi masonların da onlar o gece gelmese bile normal insanlar gidip o masaya oturamıyordu. Evet. Genç arkadaşlarım size anlatıyor. PKK'ya yakın ailelerin yakın iş adamları ihaleye girdiğinde bizim iş adamları ihaleye giremiyordu. Korkuyoruz diyemiyordu ama o yaş bize yaramaz diyorlardı. Ben böyle bir Türkiye'ye çıktım. Diyorsunuz ya oluk oluk kan, oluk oluk kandı. Ben böyle bir Türk, akılcılık ne diyorsunuz ya? Şimdi size akılcılıktan bir örnek vereceğim. Bir şey yapmam lazım dedim. Hesapladım, hemen Rize'de bir terör lanet mitingi düzenlettirdim. İlk orayı iş yaptım ki orası mutlaka kalabalık olur diye. Çünkü Rize, Trabzon, bizim oralar Karadeniz, Allah razı olsun. Hep akrabamız, dostumuz, arkadaşımız. Artvin, Öğer yerlerde. Terör hesapladım. Emniyetin buna tepkisi ne olur? Hükümetin tepkisi ne olur?
muhalefetin tepkisi ne olur, şunun tepkisi ne olur, bunun tepkisi ne olur? Kafamda böyle hesapladım, nasıl bir konuşma yapmam lazım? Konuşmanın sonuna nasıl bir şey yapayım ki muhalefet alıp bunu köpürsün? Ama ben muhalefetin böyle... İşte konuşma yaparken orada dedim ki bu 3 yaşında çocuklarının şehit edilen babalarının intikamıdır. Hamile karılarının şehit edilen kocaların intikamıdır. Merhamet etmeyeceğiz dedim. Eğer ki devleti yıkmayı başarırsanız da oluk oluk kanlarınıza kıtacağız dedim ve planım tuttu. Bir patladı. Toplumu da topyekun savaşa dahil etmek için sivil şehit yasasının şeyleri de yapılmıştı. İlk bir ay gene kimse ağzını açmadı. Bakın şimdi herkes atıyor tutuyor ya. Her gün bombalar patlıyor, suikastler, herkesi öldürüyorlar. Dakikada herkesi öldürüyor, şehit ediyorlar. Bir ay herkes beni öldürecekler diye beklediler şimdiki gibi. Sonra baktılar ölmüyor. Sonra millet de başladı konuşmaya. Sonra oradan konuştu. Sonra herkes psikopata bağladı herkes. İşte bu akılcılıktır. Stratejik planlamanı yapar. İçinde bulunduğun zor durumdan çıkmak için yön alırsın. Bunun içinde en iyi örnekler akılcılık. Daha önce söylemiştim. Salat selam olsun Peygamber Efendimizin hayatı. Örnekleri çok doludur. Hazreti Ali radıyallahu anh. Mezhep kurucumuz İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ve Atatürk. Hep kafası karışık diyecekler size. Size o kafası karışık dediklerini ben Türkiye'ye geldiğimde bir gün nasip olur gelebilirsem yanıma getiririm. Ben onları normal muhabbette alır başlarım uzayın bir galaksisinde bırakırım hala orada kalırlar akılları yerine gelene kadar. Biraz megalomanlık yaptım farkındayım ama öyle düşünen onu hak eder. Ne oldu? Hani PKK'yla ben hiç tutmuyordum. Vallahi biz böyle bir Türkiye'ye çıktık lan. Ulan ilk meşaleyi yakan adamım lan ben. PKK. Ulan sahtekarsınız. Namussuzsunuz. Şerefsizsiniz. Diyarbakır cezaevinde yapılanı anlattık. Kötü mü ettik? O olmasaydı ulan PKK bu kadar güçlenemeyecekti. Namus sahibi ufacık çocuklar. Düşman ama gururlu düşman. Ben şimdi benim kızıma bunu yaptılar deyip böyle psikopata bağlıyorum ya. O da babama böyle yaptılar, babama bok yedirdiler. Çocuk kura kura gidiyor. Bu aptallıktır. Düşmanını daha güçlendirmek istiyorsan bunu yaparsın. Çocuğunun yanında anasını soyarsın. Bu aptallıktır. Lan bunu söyledik diye PKK'yla hesap tutmuşum. Apo'ya da neler söyledim onu niye demiyorsun? Önceden hiçbiriz kimse ağzını alabiliyor muydu Afo'yu? Gene ilk ben başlattım. Namussuzsunuz lan. Adam değilsiniz. Kıymetli kardeşlerim bir de bizim avukatların pasaportlarını, tüm yakınların pasaportlarını iptal ettiler. Neden? İşte şey yapamasınlar diye yurt dışına gidiyor. Hangi mahkemenin kararıyla mahkeme kararı yok. Bunu en son bölümde değineceğiz. Ama şimdi bir başlık vereyim. Dünyada bir tek Türkiye'de FETÖ ile mücadele etmek için Süleyman paralı FETÖ'cüler sever ya. Bir tek paralıları sever o böyle aslan. Bir kanun çıkardılar. İçişleri Bakanı yetkisiyle pasaportlar iptal ediliyor. Bak yurt dışına çıkış yasağı demiyorum. Köpünden iptal ediyor. Diyor. Mahkemelerden daha güçlü bizim Süleyman. Ama tezgahı kurmuş. Yasağı kendi koyuyor. Yasağı kaldıracak yere de kendi adamını getirmiş. Anlatacak şimdi size. Bölge İdare Mahkemesi'nin başkanı. İçişlerinden koyduruyor. Bölge İdare'den kaldırttırıyor. Fark et. Kes. Diyorlar ya, Abese suresinin 20. ayeti vardı. Sümme sebila yeserahu. Allah onun işini kolaylaştırdı. Ben bunu çok tekrar ederim kıymetli kardeşlerim. Allah'a yemin olsun. Hayatım boyunca da Yüce Allah mübeşimi kolaylaştırdı. Ama bu yaşadığım süreçlerde inanın bazıları üzülüyor, sıkıntı. Bana eğlence,
Vallahi eğlence, billahi eğlence. Ben bundan besleniyorum zaten. Sıkıntı olsun, stres olsun. Öbür türlü çok uyuşuklaşıyor. Uyandırdınız da. Bir de kardeşim şey var. Ümmetin lideriyiz, ümmetin lideriyiz. Filistin'de o olaylar olduğunda A Haber yayın yapıyor biliyorsunuz. Bana çok sallıyor ya o haber. Ya sahtekar diyor ki Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterileri. Ya orada Araplar bağırıyor. Tayyip neredesin? Bize yardım edeceğim dedin, bize şey yaptın. Niye gelmiyorsun diye. Adamlar hakaret ediyor ya. Hiç utanmak var mı bunlarda? Bizi kandırdın diyor adam. Bu da diyor Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisi. Ulan sizin namusunuz bu kadar lan. Siz adam değilsiniz. Sizin namusunuz başınız kadar. Bir de kıymetli kardeşlerim, sağcıların tarzı sağ hükümet geldiğinde dikkat edin. Din elden gidiyor, vatan elden gidiyor. Bu sesi duydunuz mu hemen arkaya bakın. Arkada bir film var. Solcular geldiğinde de temiz toplum bağırsakları temizliyor. Tak arkaya. Sistem hiç değişmez. İnsanın üzerine kurulan sistemde hep çarmak vardır. Siz, ben size tüm hırsızlıkları anlattıktan sonra öyle bir sistem tarif edeceğim ki ben dahil o sistemin içine girip bir şey çalmak istesem çalamayacağım. Bizim akdimiz bu. Ben aslında bunu tamamlayacağım sizin desteğinizle. Siz de bir daha kimsenin çalamayacağı bir ülkeye devlete sahip olacaksınız. Ya Balkanlarda madem artık bana ajan dediniz artık hey koy daha neler edeceğim size. Ya Balkanları köy köy gezdim. Şu an bizim Balkanlarda yardım ettiğimiz temas halinde olduğumuz Makedonya'da ırkçı parti var. Müslüman kadınlara tecavüz eden öldürenlerin devamı olan var. Evet. Ve diğer bütün Müslüman gruplar kırgın biliyor musunuz? Tikan'ın şeyleri yardımı durdu diye. Bir de sırf bana yardım ediyoruz. Ya adamlar bana diyordu ki ya reis bunlar bizi öldürdü, tecavüz etti. Bize yardım kesildi, hep Sırbistan'a yatırım. Bir de ırkçı şeylerle. Açın internetten bakın. Dediklerim doğru bir yalan. Balkanlar artık ümmetin lideri diye bizi kabul etmiyor. Araplar zaten tamamen yanlış politikalardan düşman oldular. Uzak Doğu Asya'daki Müslümanlar da kibirli buluyor. Bir Azerbaycan kalmıştı. Bizim sizin Beşlişe'de dediğiniz Azerbaycan'da tüm otoyol ihalelerinin ön anlaşmasını yaptılar. Piyango işini kim aldı biliyor musun? Pablo göre. Ulan Türkiye'yi yediniz ki de Azerbaycan'ı. Orada arkadaşlarınız varsa arayın sorun konuşun. Adamlar ne diyorlar biliyor musun? Ya siz kardeş kardeş dediniz yardıma geldiniz. Burada her şeyi aldınız diyorlar ya. Artık konuşacağız. Belayı buldunuz. Size oy toplamak için günlerce herkese yemin ettirirdim oy ver diye. Yalvarırdı abi yemin ettirme vermeyeceğim. Annene babana da verdirteceğim diye yemin ettirirdi. Günlerce uyumazdım. Şimdi tam zıttını yapacağım. Bana ajan ettiniz lan siz. Belayı buldunuz. Ölümüm tek kurtuluşunuz. Allah'a emin olsun. Size başka kurtuluş yok. Tek kurtuluşunuz ölümüm. Azerbaycanlılar öyle diyor tanıdıklarınız varsa. Oradaki yönetimden korkup bana söylüyorlar. Dostlara söylüyorlar ama artık homurdanma başlamış. Aynı buradaki gibi her yeri aldılar. Öyle anlaşmalar tamam. Artık Azerbaycan da bize ümmetin lideri demeyecek. Ümmetin gaspçısı diye bizi almaya başlarlarsa şaşırma. Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ında bir şiiri vardır. Şöyle der. Müslümanlık nerede? Bir de bizden geçmiş insanlık bile. Maksat alem aldatmaksa aldanan yok diyor nafile. Kendimiz çalıyoruz, kendimiz söylüyoruz. Sülünün şirketi %5700 büyümüş. Türk
Türkiye %7 büyümüş. Ama file aldığında biraz daha böyle giderse bir file bir asgari ücrete dolacak. Dünya deviyiz, böyleyiz, böyleyiz. İntihar ediyor insanlar açlıktan. Ben de açam. Kahve değilim. Çok şükür. Kahve kursağında da büyümedim çok şükür. Kardeşlerim, bu 10 bin dolar konusuna gelelim. Şimdi biz sizle akit yaptık. Yalan konuşmayacağız diye. Benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok. Ama daha çok yolladıklarım var. Bir de çok ayıp ya. Bana 10 bin doları nasıl yapıştırdınız siz? Ya ben aç kalırım, açıkta kalırım. Yine herkese çok para veririm. Ya ben herkes bilir. Her maaşın yerinde ben birinci olurdum ya. Vallahi olmadı. Bu Kaşar Süleyman var ya. Kaşar. Hani televizyonda tak tak tak. Meclise geliyor meclise. Tak tak. Ulan öyleydi böyleydi yürüsü ya. O 10 bin dolar da yalan. Vallahi yalan. Hani diyorlar ya bunu açıkla. Belge yok, dekot yok. Çünkü ben kimseye öyle para yollamadım. Ama daha büyüklerini yolladım. Çanta çanta. Şimdi Metin Külünk'ten konuşacağız. Metin abi de. Neden konuşacağız onda? Ne bir eksik konuşacağız ne bir fazla. Size söz verdim. Yalan yok. Metin abi beni telefonla aradı. Biden dedi Tayyip Erdoğan'a karşı. İşte senin şeyler ya dedim abi ne diyorsun sen ya? Biden işi gücü bırakmış Sedat Peker'i taşım diyor. Hepten delirdik. Vallahi delirdiler. Lan adamlar dünyayı yönetiyor. Kabul et etme sevseme. Onun devlet başkanı Sedat Peker'i bilecek. Dedim abi benim Biden anlamam. Benim kendi meselem bu. Beni sakinleştirdi. Konuştu. Sonra benim yanımdan ayrıldı. Beni itibarsızlaştırmak için kurulan bir yapı var. İçinde mafyalar var. Tecavüz hikayelerini kurgulayan puşlar var ya. Onlar böyle. Devletten adam var. AK Parti'den var. Milletvekili böyle bir grup. Bunlar özel adamlar ama fındık kadar beyin yok. Yok. Ne yapayım? O yüzden dolayı Metin abiyi konuşacağız. Dün de bir arkadaşım videosunu yayınladı. Ya Suriye konusunda var. Karakol konusunda var. Sayın Cumhurbaşkanı da yeniyle evli. Ben de bunları konuşuyor. Reisim emrimdeyim, yanındayım. Ondan sonra diyor arkadan film. Başında konuştum. Beni yolda bırakanı rezil edeceğim diyor. He Metin abi rezil etmeyeceğim. Ne yaşadık onu konuşacağız. Şimdi he bir de bana diyorlar ya pislik mafya. Şimdi AK Parti'nin seçim zamanlarında o dağıttığı kahve var ya. O dağıttığı kahve hani hepiniz içtiniz ya. Kahverengi koyu kahverengi üzerinde sarı bir şey var böyle tren vagonu. Tarihi Beyoğlu kuru kahvecisi benim de o. Küçük montanlı bir fabrikaydı. La hani ben pislik mafyaydım. La hani ben pislikti. Ulan onlarca milyon liralık kahveyi alıp benden siz dağıtmadınız mı her seçimde? Üsküdar iskelesinde, her yerde, tüm seçim standartlarında. Lan 1 lira mı verdiniz? Verdiyseniz hani fatura? Yazıklar olsun lan size. Lan size yazıklar olsun. Ulan düşmanlığınız bile kahpece lan sizin. Ulan adam gibi düşmanlık yapın. Ajan ne lan? Ulan bir özür bekledim lan. Benim işim Mehmet Ağarlı'ydı, diğerleriyleydi. Olayı buraya siz getirdiniz. Şimdi dönmek yok artık. Artık dönmek yok. Ölmeden size de rahat yok. Metin abinin Ömer Külünk diye mesela bir yakını var. Nasıl ilişkimiz onu anlatayım. Ya benim dedi tefeciler dedi elinden almış dedi yeğenimin yerini. Dedim Metin abi.
İşte o zamanın parası bugünün 1-1,5 milyonu. 300 bin TL o zaman. Dolar üzerinden hesaplayınca bu kadar. Bir o tepecilerle konuşsan da dediği şey yapsa. Ya dedim Metin abi. Şimdi dedim ben konuşsam. Ben ismimi bu mafya bak. Rezalete bak ya. Ya ben ismimi unutturmaya çalışıyorum. Şimdi ben adama telefon açsam o onu arayacak, o onu arayacak, o onu arayacak. Sanki ben tahsilat yapıyormuşum gibi. İnsanlar yine böyle. Dedim abi kaç para dedim ben vereyim parasını. O konuda ismi geçen duyan bir iki iş adamı arkadaşım o. Biz dedim üçümüz birlikte 300 bin lirayı ödeyelim. Tabii iş para ödemeye gelince hiç kimse ödemedi. 300 bin de ben ödedim. O da söyleyeyim. Tapuyu aldık verdik. Bugün işte 1,5 milyonu. 2-3 sene önce. Ya biz para verdik mi? Böyle veririz kardeşim. Veya Almanya'da o dernekler var ya. İyi arkadaşlar. Ben onları seviyorum. Mesela onlara rica ederdi para yollar mısın diye. El altından onlara para yollar. Ama öyle her ay giden 10 bin yok. Seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdık. Seçim. Ya şimdi ben böyle deyince diğer milletvekili tanıdıkları da lan bizi de. La oğlum biz kimseyi söylemeyiz. Ama ben baydım beni sakinleştirmek için film yap. Sonra git beni karalama kampanyasına abilik yap. Ya. Ne bir eksik sözlüydüm ne bir fazla. İstesem gömmek için evet oydu derdim. Millete şey yapardım. He daha çoğunu verdim. 10 bin vermedim. 150 değil ama çok daha fazlasını verdim. Göreceğiz daha. Göreceğiz daha. Dostlar geldik şimdi bizim pamuk görene. Tekrardan söylüyorum. Bu önemli. Biraz önce anlattığım da önemli. Hukuken de bunun bir tanımı bir yere oturtulabilinir. Yok şudur yok budur falandır diye. Süleyman'la ilgili bölüme lütfen odaklanın. Ama bunlar da önemli. Bunların da takipçisi. Özellikle şu an anlatacağım şeyin takipçisi olun. Güvendiğiniz böyle tarafsız yazarlara mutlaka muhalefet partisinde güvenilir insanlara baskı kurun. Şimdi bizim bu Pamukören var ya. Şimdi biz gazeteyi bastık. Aydın Doğan tabii kargaşalardan korktu yavrum verdiği yerleri. 750 milyon dolar aslında bir tanesi o kadar para ederdi. CNN, Kanal D, Hürriyet, Bilder, Kıbrı hepsini aldım. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Ziraat Bankası kimin? Devletin. Devlet kimin? Milletin. Yani sizin. Yani siz patronusunuz, siz vergisini veriyorsunuz ya, devletin çarkı öyle işliyor, o da devletin bir kurumu. Şimdi bu devletten 750 milyon dolar kredi aldı. Kaç sene önce? Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi biliyor musunuz bu sahtekar? Ya ana parayı bırak faizlerini bile ödemedi ya. Yani siz şimdi teknik olarak oraya gitseniz, açar kapıyı deseniz, öyle bir şey yapmayın da. Çıkın lan buradan deseniz. Parasını vermeden malın sahibi nasıl oluyor lan? Bizim ver, bizim burası, bizim paramız. Sahtekar gelmişsin burada oturuyorsun. Kaç senedir para vermiyorsun. Ama bak. O sene 10 milyon tane bu ülkede çiftçi var. Bütün hepsine toplam verdikleri kredi ancak o kadar biliyor musunuz? Evet. Çiftçi kredisini ödemeyince traktörünü haciz ediyorlar. Bizim Kanal D'yi haciz eden var mı hiç duydunuz mu? Yok. Yok da. Ya Hürriyet'i duydunuz mu hacize gidi? Ödemedi parasını. Ya parasız mal olur mu? La faizini ödemediler. Gayrimeşrutta bir laf vardır. Harama hile karıştırılmaz diye. Anlamı şu lan. Zaten yaptığımız iş haram bir de hile karıştırmayalım. Lan bunlar gayrimeşrutçu suç örgütlerinden de namussuz. Yaptıkları her iş haram. Evde hile var. Bu tartışmacılar var ya bunların televizyonda çıkan. Sahtekar bunu. Namussuzlar var ya. Oraya çıkıyorlar bunlara fedailik yapıyorlar ya. Bir de yavrum bir iki tane sessiz.
muhalefet çağırıyorlar. Bir İsmail Saymaz böyle biraz atarlı. Bir iki tane daha var. Geri kalan yavrum hepsi sakin adamlar. Bunlar yağdırıyor orada. Şöyle oldu, böyle oldu, falan oldu, filan oldu. Bunların hepsi var ya, bu sahtekarlara da pire veriyorlar biliyor musunuz? Ya da akrabalarını devletten kadro veriyorlar. Yani sistemin içinden beslenen asalaklar. Ben size anlattığımda siz bunlardan da kurtulacaksınız. Bunların hepsi blok. Sizin kuracağınız yeni ülkede bunlar asla olmamalı. Yoksa çünkü zincirleme gidiyor iğrençlik. Tabii şimdi bu 750 milyonu burası daha enteresan. Ödenmesi için tabii faizlerle milyarı geçti milyar doları. Ülkede para yok. Nasıl olsun buralarda paralar. Şimdi bunu ödetmek için ne yapıyorlar? Bunu hemen baskılayın. Hemen gazetecileri, şeyleri baskı kurun. Kemerburgaz'da Göktürk denen yerde Kemerkant'ta diye bir yer var. Orada bir arsayı belirlediler, bu yavrunun üzerine yapacaklar. Ya bunlar o televizyon falan onun değil, emanetçi. Serhat'la Berat yönetiyor. Kanal D filan. Sabah grubu da aynı. Aynı. O da havuz oluşturup aldılar ya satın aldı. O da öyle. Böyle kişiliksiz zenginlerin üzerine yapıyorlar sadece, maymun gibi yat kal. Evet. Görüşe ajanım he ben. Sizin var ya. Göreceksiniz lan siz. O Kemerkant'taki yeri imara açacaklar. Yani o arsa kimin? Gene halkın. İmara açınca tarla olarak verecekler. Hani Süleyman'ın var ya Ankara'daki akrabası, o işleri yapıyor. Hop bir imar artışı. 10 milyonluk yer 1 milyarlık oluyor. Üzerine kulübe koyamadığın yere 100 katlı binalar dikiyorsun tonla. Artık siz de alıştınız, ben farkındayım. Böyle dinliyorsunuz ya. O kadar çok böyle şey duyuyorsunuz. Ama bu benim anlattıklarım masal değil. Ziraat Bankası'na sorun. Demirören aldığı kredinin parasını vermiş mi? Kanal D'nin, CNN'in, Hürriyet'in sahibi sizsiniz. Ve sizi kandırmak için oraya tartışmacı diye, gazeteci diye şerefsizleri çıkarıyorlar. Onlar şerefsiz. Primciler. Sahtekar onlar, sözde gazeteci. Namussuzlar baş tacı. Kemerburgaz'da imara açılmak için üzerinde çalışma yapılan bölüm var mı? Var. Ben söylüyorum size. Serdar Gençliler her yerde. Vatan fedaileri her yerde. Sülü. Veysi. Geliyor gelmekte olan. Şimdi kardeşlerim biliyorsunuz ben parça parça koparmayı severim. Şimdi ben bunları anlatacağım. Siz olaya üstüne baskı kuracaksınız. Muhalefetle eğer benim dediğim çıkmazsa elimi koyacağım. Kamerayı açacağım. Elimi keseceğim. Bu böyle çok uzun vadeli bir iş de değil. Hemen pres yapıp baskı yapmak lazım üstüne. Hemen pres ve baskı. Kardeşlerim ben önce size sizin tanıdığınız Veysi'nin şeyini tanıtayım. Veysi hani böyle Kırpınar güreşlerinde cazgırlar olur ya, pehlivan çıktı meydane, şöyle bir şey böyle bir şey. Bu da Süslü Süleyman'ın cazgırı. Vallahi diyorum bak. Süleyman konuşma yapmaya çıkmadan önce bu çıkıp Süleyman'ı tanıtıyor. İşte şöyle de güzel, yakışıklı, böyle de iyi siyasetçi. Çok enteresan değil mi? Nereden nereye? Ama öyle bir yere geleceğiz ki aklınız çıkacak ya. Allah da işte elime düşürdü bu tarıyı. Delilli, belgeli, kayıtlı, görüntülü. O gün tartışma olurken, konuya girmeden bunu bir anlatayım. Erdal Aras arıyor. Erdal Aras kim? Benim eski sağ kolum. Öyle. Devlet kayıtlarında geçiyor. Veysi'nin kendi cep telefonundan Erdal Aras'ın cep telefonu. O ara verdiler ya hani bir dinlenme molası.
Orada arıyor. Lan diyor, o da diyor tanıyor reisi, ben de tanıyorum. Lan sen de tanıyorsun. Niye söylemiyorsun diyor. Onun çünkü işi var. Onun işi İsmail Saymaz'ı bloklamak. Tam atar yaptı, tam durdurdu, o da kaldı gitti. Gazeteci ya. Konuşuyor. Aradaki yakınlıklarına bak. 3 dakika tartışma arası İçişleri Bakanı konu. Ya şey yapar mısın, Allah'ını seviyorsan konuş. Açmazsın da telefonunu. Önemli bir olay var. Düşün, Erdal'la bu kadar yakında. Bu bizim Beysi Erdal'ın da yardımcısı, benim sağ kolum. Tabii. Erdal gençlikten sorumlu. İl ikinci başkanı, bu da onun yardımcısı. Biz bu Beysi'yle oturduk 6-7 saat. Hukkada. Yemek yedik. Bana dedi ki, ya dedi, siz dedi çok anlatıldığı gibi değil misiniz? Siz çok farklı, entelektüel, bilgili bir dedi bir insanmışsınız. Gece geç saate kadar okurdum. Bak buna hiç gıcıklığım yoktu. Buna sarmayacaktım. Blok etti ya orada. O kaşar tak yürüdü. Ona fırsat verdim. Bitti artık. Zaten bunun hiçbir şansı yok artık. Gördüm. Bugün bitti. Onun teyfi bitti. Kayıt var. Neyse. O Sağlık Bakanlığı'ndaki hikayene anlatmayacağım. Çünkü o para konusunda biriyle ters düştün ya. Onun ailesi benim sevdiğim bir aile. Şimdi seni patlatınca onu da patlatmak. Hani Sağlık Bakanlığı'nda sorun yaşadınız ya onda. Parayı sen aldın. Ulan siz de pislik insanlarsınız. Aşağılıksınız lan. Ulan bir de utanmadan televizyonlara gidip şu hırsız operasyon yapıldı, şu gaspçı, şu... Ulan siz hepsinden de aşağısınız lan siz. Allah belanızı versin lan sizi. Ulan insanlar güveniyor, sizi dinliyor, inanıyorlar ve bir ulusu manipüle ediyorsunuz ulan hırsız. De anlatacağım şimdi. Kıymetli kardeşlerim. Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi kim? Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de de aranıyor, Amerika'da da. Türkiye ayrı arıyor, Amerika ayrı arıyor. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Ankara. Hani İçişleri Bakanlığı'nın koyduğu yasakları kaldıran bakan var ya o. Ya bu abi o kadar rahat bir adam ki 0x5'le görevine gidip geliyor. Devlet bunlara Opel veriyor. Opel veya Passat. Yani hiç kim ne der diye kaç milyon arabayla işe gidip geliyor. Artık sınırları aşmışlar. Güç zehirlenmesi böyle bir şey. Ya beynin artık önemsemiyor çünkü. Her yer onlarda, yapılanmayı biliyor. Tayyip abi niye alamıyor bunu? Onu da anlatacağım. Başka bunun eski koruma, kendi korumasıydı, onu koruma daire başkanı yaptı. Kim? Ekrem Güler. Kim? O Silivri'deki genç emniyet müdürünü intihar etmesine vesile olan canavar, hain. Evet, gencecik çocuğu öldürdü. Bunalıma soktu, baskı baskı yaptı, en son kafasına sıktı çocuk. Şu an konumuz o değil, oraya geleceğiz. Veysi Ateş! Tatil ekibinde. Bunlar tatili de beraber yapıyorlar. Kesmeyi de beraber kesiyorlar. Resul Hor olaya sonradan dahil olacak. Şimdi bunlar tatil ekibi. Şimdi bunlar bir de Muğla Emniyet Müdürü. Marina Yarıkalamak vardı ya, el koyulan. Aynı yer. Dikkat edin, hep el koyma operasyonları Muğla'da oluyor. Şimdi de otele el koyuyorlar. Bak Sezgin Baran Korkmaz. En son Mübariz de öyle demişti. Ya sendeki belgeler demişti. Benim şirketim ama bende yok. Bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım, işte şirinlik yapayım, onları kurtaracak şey diyeyim. İnan patlatırım, rezil olursun. Müşterinin portföyünün tamamı bende. Hangi hakimler, savcılar.
Lan siz aranan adamın otelinde ve bu adamın arandığını dünya biliyor, herkes biliyor. Ne işiniz bu? Hani lan faturalarınız? Suite odada kalıyorsunuz, her biri 500 euro. 10 gün kalınca 5000. Yan ekstralarla 10.000. 100.000 lira yapar. Lan sizin maaşınız kaç lira? Hani fatura? Aranan adamın otelinde Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, İl Emniyet Müdürü. Anlatacağım bu değil. Bu bile suç aslında. Bu da suç da. Artık bunları biz saymıyoruz. Bunlar hediye de olsun. Bu koruma daire başkanı neden yapıyor biliyor musunuz? Türkiye'de en önemli insanların yanında koruma polisi var. En önemli kişilerin yanına polislerini koydu. Kıbrıs'taki o kayıt yapıyordu ya, bu da polislerini yaptırdı. Allah'a şükür bizde sıkıntı yok. Neden alamıyor diyorlar ya, şimdi İş Bankası'na, Ekrem'i emniyetten ayırdı, İş Bankası'na soktu. Ya emniyet müdürünün İş Bankası'nda ne işi olur? Parasını ödeyemeyen, İş Bankası'na kalanlar var ya, büyük oteller, büyük araziler, yavrum girdi otelin içine, şimdi orayı operasyon. İş Bankası'nın yönetimini de aynı şekilde. FETÖ soruşturması var, CİMER'e bir mektup, savcılıktan bir kağıt gösteriyorlar, terör mücadele savcılığı, o adamın aklı çıkıyor, karın aklında da var, adam ne derlerse tamam efendim. Ya koskoca masanın başkanını kendine böyle köle yaptı biliyor musun? Kanun hakkında eşi avukat, FETÖ soruşturması var, CİMER ihbarı, o Ankara'daki genel müdür, Sadık Soylu köle gibi kullanıyor ya. Hikaye bunun üstünde. Ancak şimdi ben böyle anlatınca kafanızda bu FETÖ işleri, bakın ölümlü kalımlı dünya, ölürüz kalırız ama bana inandıysanız şunu asla unutmayın. Bunlar var ya, FETÖ'nün yanında leblebi çekirdek. Bunlar aklımız almaz diyorum kardeşim. Bunlar dünyanın en kibar görüntülü, en canavar varlıkları. Sakın ölümlü dünya, ölür kalırız. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Sakın. Bunlar görüyorsunuz iki tane şahmat Mehmet darbında. Bunlar bu kadar. Onlara gücünüz yetmez. Bir kere Allah yardım etti. Kurtuldu ülke onlardan, kısmen devam ediyor. Ve bunlar gibi iğrençlerin yüzünden, namussuzların yüzünden insanların o soruşturmalara inancı kalmadı biliyor musunuz? Yeni nesil inanmıyor FETÖ soruşturmalarına ama var. Yaşadım. Canavarlıklarını yaşadım. Ülkeyi mahvettiler. Süleyman'ı kimse alamıyor. Ya Tayyip abiye dedim ya, abi Atatürk'ün Dolmabahçe'den sarayından çıkıp Hatay'ı aldığı gibi çık. Bu da bunların hepsine dedim. Döndü bana ajan dedi bundan sonra. Ya ben kötü bir şey mi dedim, sonra bana diyorlar. Ya ben hepiniz videoları seyretmediniz mi ya? Namus üzere konuşun ya, şeref üzere konuşun. Yo Bilal Bey'in oğluna dedi ya, ben ne dedim, doğruyu söyledim ve doğru dediğimde çıkıyor, daha da çıkacak. Hemen kursaydınız ya soruşturma kuruluşlarını, bütün hepsi araştırılsın. Red dedi. Ama çıkacak ya. Veysel, senin kayıtlar da çıkacak Veysel. Şimdi kardeşlerim. Bu Rasim Ozan Kütahyalı var ya, o da bizim Paramount Otel'in ekipten. Burayı Allah aşkına iyi dinleyin ve tekrar tekrar dinleyin. Çok önemli. Söz namus, bileğimi keseceğim. 5 Aralık. Resul Hoc, organize suçlar, DAM sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı telefon açıyor.
Sezgin Baran Korkmaz'a. Sezgin Baran Korkmaz kim? Amerika'da aranan bir arkadaş. Duymuşsunuzdur. Aslan diye geçen bir Ermeni bir adam vardı. Şu an cezaevinde işte milyar kaç dolar buraya gelmiş diye basından hatırlarsınız. Bu adamı arıyor. İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. 5 Aralık günü saati de aklınızda tutun. Akşam veya sabah saat 10.30 giriş, 12.30 çıkış. Aradaki konuşmayı anlatıyorum. Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna diyor ki, senin hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var. Sen diyor yurt dışına çık. Bu adamın parasını da diyor. Yukarının haberi var. Tayyip abi için yukarısı var. Yukarının haberi var. Bu parayı da diyor sil. Sorun çıkacak. Amerika'dan da büyük para gelmiş diye bütün herkes biliyor ya. Gideyim. Ne enteresan değil mi? Şimdi bütün kayıtlar da çıkacak. Hepsi çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz 6 Aralık yurt dışına gidiyor. Bundan sonra anlatacağım hiçbir şeyin önemi olmasa bile İçişleri Bakanı Organize Suçlar Daire Başkanı telefonuyla arayıp hakkında 6 aydır Türk polisi tarafından da dosya hazırlanan bir adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor. Yüce Divan ve yurt dışına çıkmasını söylüyor, çıkıyor. İş nerede bozuluyor? Bu 45 milyonu yavrum kabul etti ya bu bizim Sezgin Baran. Tırstı da ne yaptın adam? Devlet var karşısında. Oteli de istediler. Mübarize yaptılar ya otelin yalıyı. Vallahi delirdim ondan gülüyorum ya. Yemin ediyorum delirdim. Sinirlerim bozuldu ya. Böyle bir namussuzluk kahvelik olur mu? Bununla ilgili ben size neler de göstereceğim ama bir şey göstermeye gerek yok. Siz muhaliflere baskıyı kuracaksınız. 5 Aralık'ta Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na geldi mi kamera kayıtlarını çıkarın. Onlar yüklenecekler. Kamera kaydı çıkacak. 6 Aralık'ta Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıkmış mı? Bak gecesi görüşüyor, yüzyüze ben kaçıyor. İş nasıl bozuluyor onu anlatacağım. Oteli de istiyorlar ya. Sezgin Baran Korkmaz bakıyor lan bizim bütün her şey elimizden gidecek bunlar. 45'de başladı kabul ettik şimdi otel. Bu dönmüyor Türkiye'ye. 28 Aralık'ta operasyon yapıyorlar. 29 Aralık ne biliyor musunuz? O 45 milyon doların ödenme günü haciz olacak o gün. Sezgin Baran'ın karısını gözaltına alıyorlar. Benim evime gidip karımın da beni korkutmak istediler ya aynısını o da yapıyorlar. Bu Veysi, ya ben olayı toparlayayım diye arayan da bu Veysi biliyor musunuz? Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce euro hesap, hiçbiriniz yüz binlerce euro hesap ödemiyorsunuz. Ulan namussuzlar sonra adamın mübarize Mehmet Ardan öğrenmiş bu takviye. Adamı gasp ediyorsunuz lan. Lan siz bu adamın arkadaşı değil misiniz lan? O otele gitmiyor musunuz de bu? Ulan yediğiniz ekmeği pisletiyorsunuz kabuğuna siz adam değilsiniz. Kayıtlar mı? Kardeşlerim gazetecilere baskı yapın. Direkt Yüce Divan hiçbir şansı yok. İçişleri Bakanlığı'nda görüşme kayıtları adam kaçıyor. Ya ne dediğini kanıtlayamasak bile sen hakkında dosya bulunan operasyon yapılacak. Operasyonu yapacaklar resim. Telefonla resim çağırıyor kesmeye. Ya artık o kadar rezilliğe girmiş ki. Ama İstanbul Başsavcısı tanımıyorum ama namuslu adam. İzin vermiyor. Cumhurbaşkanına gidiyor. Efendim bu işte diyor bir karışıklık mı? Sizin diyor haberiniz var. O da diyor benim haberim yok. Diyor efendim böyle böyle. Ama para olayını bilmiyor onda. O da diyor kanun ne yapıyorsa onu yap. Ne bir eksik ne bir fazla. Ya.
Sırp İçişleri Bakanı ile orada görüşmesi bile yüce divanlık. Ertesi günü kaçması bile yüce divan için yeter. Ama ben size diğer paratüpü olaylarını anlattım, gerisini de. Bak Sezgin Baran korkmaz. Adayı terk ederse. Kayıt yok kardeşim, yanlış anlama ama başka birçok şey var. Sakın dik duracağız. Sakın o yala, sakın. Her şey. Senin oradaki bütün hepsinin listesi de bende. Başka hangi savcı, hakim kaldı, hepsinin listesi bende. Tek tek anlatacağım buradan hepsini. Ajane! Ulan namussuzlar, ben devletin aleyhine ne söyledim lan? Lan kahvesiniz siz lan. Bir tane sivil kuruluş. Ulan oradan yapılan bizim askerimiz orada şehit oluyor. Niye lan Türkiye'ye hiçbir para gelmiyor orada? He? Niye? Şerefsiz! Hırsızı savunuyorsunuz lan! Hırsızlık yapanı savunuyorsunuz! Ben bu Sayın Cumhurbaşkanı talimatlarda böyle yapıldı mı dedim? Tayyip abiyle konuşurken de Allah'a yemin olsun benimle mezara gidecek şeyler var ama pislik olmadığını herkese öğreteceğim. Pisliklik varsa da ben onun en azıyım. Onu da gösterip anlatıp öğreteceğim. Siz aslında bunu bana sağlayacaksınız. Ben de kardeşlerim size neler sağlayacağım. Bütün hepsini öğreteceğim size. Nasıl çalınır, nasıl çırpılır. Tak tak keseceksiniz. Kıymetli kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Ya ülke büyüyor diyorlar ya. Eskiden beni arayan benden ev araba isterdi. Şimdi arayan, mesaj yazan pardon internette çocuk bezi çocuk maması istiyor. Düşünsene hayaller burada, tanımadığı adamdan ev araba istiyorlar. Psikolojiyi çözebiliyorsun, artık çocuk bezi çocuk maması istiyor. İnsanlar intihar ediyor, ülke büyüyor. Süleyman %5300 büyüyor. Nasıl dediğim doğru çıktı? Her dediğim nasıl doğru çıkıyor? Namuslu olun oğlum. Her dediğim nasıl doğru çıkıyor? Engin Sigorta. Bak patladı. Değerli kardeşlerim. Benim böyle durmadan ölüm bölüm bunlar. Kolpacı, sahtekar bunlar. Bize ölüm şeref. Vallahi şeref, billahi şeref. Bize cezavi şeref. Bize gülmek şeref. Bu vatanın delisi olan kardeşlerim. Bu vatanın fedaisi olan kardeşlerim. Bu vatanın serden geçtisi olan kardeşlerim. Bunlar benim psikolojimi bozmak için böyle hep geliyoruz gidiyoruz. Lan bırak! Gel de gel öldür lan! Niye Lassız Hoca'nın böyle ben şiirlerini çocukluğumdan beri çok okurum. Okuduğumda beni çok etkiler. Böyle gece duamı ederdim. Sonra beyaz atın üstüne hayal tabii binerdim çocukken. Tabii şiiri var şöyle der. Çakmalıdır kayalara korkunç türküler, girmelidir gövdelere çelik süngüler. Sert dipçikler ezmelidir nice başları, ecel kuşu ayırmalı arkadaşları. En yiğitler serilmeli en önce yere der, devam eder gider. Kardeşlerim, çocukluğundan beri bu marşları okuyup uyumuş adamı ölümle korkutmayı düşünmek gerizekalılıktan da öte. Fındık kadar beyinleriyle Cumhurbaşkanı olup ülke yönetmeye kalktılar. Allah'a emin olsun. İntikamımı alacağım. Kızımın ayrı alacağım. Bana ajan dediler. Unutmayın. Namusunuz yok lan sizin. Kahpesiniz lan siz. Dünyanın en büyük istihbarat ajanları yanımda yaşıyor. 10 tane koruma, hepsi yan yanayız. Ama arkada görüntü çıkınca nerede olduğunu tespit edildiğini internette bir program varmış. O ajanlar onu bilmiyordu değil mi? Ben de diyorum lan 2 günde bunlar nasıl öğreniyor? Diğer diğer geziyoruz. Namusunuz yok lan sizin. Namussuzsunuz kıymetli kardeşlerim. Kıymetli dostlarım. Turan'ı kuracağız. Yüce Allah'a emin olsun Turan'ı kuracağız. Kendinize çok iyi bakın.
Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.